Merhabalar, Sosyal Kafa'nın başka bir bölümünde pek böyle şimdilik tanınmayan ama muhtemelen ileride çok popüler olacak bir isimle beraberiz. Serdan arkadaşımız, Onur Serdan Çarboğa. Soyadı da böyle. Şimdi Serdan, bizim aslında reklam bölümünden bir arkadaşımız Serdan. Böyle arada bir giriyorum odaya, oyun oynuyor sanıyorum ama aslında oyun oynamıyor. Serdan'ın uzun süredir ilgilendiği bir site var, bir uygulama var. Biz aslında onu bugün konuşacağız. Çünkü aslında genel olarak dijital kültürün de merkezinde olan bir şeyler var ortada. Onu anlatacak Serdan. Bu arada yine Santral İstanbul'dan, RGB stüdyolarından sesleniyoruz. Bir de bu çekimi yapan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Yani bizim bilgi medya, bilgi iletişim öğrencileri dışında misafirlerimiz var. Arkadaşlarımız ta İzmir'den, İzmir Amerikan Koleji mi? Yanlış mı söylüyorum? Oradan geldiler. Çekimi onlar yapıyor. Sonuçta herhalde sonunda da ekranda isimleri de belirecek. Onlara da buradan selamlıyorum bir tür. Görünmez kahramanlardan yeni bir halka. Şimdi Serdan işte ben böyle çalışmayıp oyun oynuyor sanırken aslında Serdan orada çok müthiş bir iş yapıyordu. Hoş geldin Serdan. Bizimle şimdi bugün paylaşacaksın bu şeyi. Hoş bulduk hocam. Giriş konuşması için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yükseltici bir giriş konuşması oldu. Sağ olun. Eyvallah. Ya aslında oyun oynuyor sanılmam doğal. Çünkü çok hani haber ve oyunun geçişken olduğu bir alandan biraz bahsedeceğiz bugün. Herhalde bu konuda kendimden bahsedeceksem, tabii, kendimin bu hikayeye nasıl girdiğinden bahsetmem gerekiyor. Bir de bu tam bir adı, önce şeyin de uygulamanın adını da söyleyelim. Live UA Map diye geçiyor. Live Universal Awareness Map, yani işte küresel farkındalık haritası diye geçiyor. Şöyle, ben aslında oyun kültüründen gelen bir insanım. Hani gençliğimizde falan oyunla geçti. Yani aslında oyunla oynuyorsun, itiraf tabii, et yani. Strateji oyuncusuyum ben de. Sizin de öyle olduğunuzu biliyorum. Evet. Ama daha bir oyun oynayıp kozlarımızı paylaşamadık. İnşallah olacak. Bunu ayarlamak lazım. Velev ki ben hani oyun kültüründen de gelen bir insan yani özellikle strateji oyunlarından gelen bir insan olduğum için bir şeyleri bir harita üzerinde anlamlandırma ve hani coğrafyayı bir şeyleri anlamak için kullanma benim için zaten var olan bir kültürdü. Tam bu Musul'un IŞİD saldırılarıyla düştüğü dönem bir anda bütün televizyonda, haberlerde falan çarşaf çarşaf IŞİD'le ilgili şeyler görmeye başladık. Bu işte yaşam tarzlarına müdahalesi olsun, yeni ele geçirdiği kasabalar, köyler olsun. Musul düştü, şu kadar bankayı ele geçirdi, işte Irak ordusu bütün teçhizatını bıraktı, kaçtı falan gibi her yerden haber geliyor ve böyle sanki yeni bir dünya işgal senaryosunu bir Hollywood filminde yaşıyormuşuz gibi bir hava veriyordu aslında bütün haberler. Bu noktada yani gördüğüm haberler kopuk ve anlamsız gelmeye başladı bana. Çünkü yani bir anda bir kasabanın ele geçirildiği haberi geliyor ve şey diyor. Bağdat yolunu açtı bu kasabanın ele geçirilmesi. İşte çok önemliydi falan. Yani çok da fazla haber kaynağından haber aldığınız ve bir de trend bir şey olduğu zaman bu daha da köpürtülmeyi sevildiği için ne kadar önemli? Önemli derken ne kastediliyor? Yani bunları merak etmeye başlıyorsun. Bu noktada aklıma şey geldi, yani ben normalde böyle bir şeyi nasıl algılardım? Oyun oynarken her zaman bunun için döner ve haritaya bakarsınız. Yani eğer bir şey Bağdat'ın yolunu açtıysa bunu zaten haritadan görebiliyor olmanız gerekir. Bu noktada o zamanki ev arkadaşımla birlikte açıp ne olduğunu anlamak için güncellenen birkaç harita bulduk ve haritaya bakmaya başladık. Ev arkadaşım da dijital okuryazarlığı gerçekten yüksek bir insandır. Birkaç gün sonra ya böyle bir şey var, biz hani ara ara harita açıp bakıyoruz. Adamlar bir harita yapmışlar, dünya haritası. Ve bu harita üzerinden haberleri görebiliyorsun, değişiklikler güncelleniyor ve buradan takip edebiliyorsun dedi. Ve o an bir kere oturdum başına, bakayım neler oluyormuş bir anlayayım diye. O gün bugün her gün mutlaka bakarım. Çünkü hani haberlerden önce benim için önce bakar, sonra haberleri okurum ki aradaki boşluklar anlamlı bir şekilde dolsun. Anladım, harika. Şimdi yani bir tane dünya haritası üzerinde haber giriliyor, haritalandırılıyor haberler. Evet. Ya ben özellikle Suriye bağlamında bunu baktığını hatırlıyorum ama aslında bütün dünya haberleri mi giriliyor? Evet. Peki şöyle... Yani daha doğrusu konflikt, çatışma haberlerine anladım dair ama bunlar... Ukraynalı çocuklar, hı hı, ve ilk defa bu Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma başladığında ve Ukrayna'daki eylemler yükseldiğinde bunlar şöyle bir şey fark ediyorlar. Hı. Ya bir sürü haber var, işte Rus yanlısı gazetelerin yaptığı haberler var, içerideki eylemler ne yansıtılamıyor ve yurt dışı bizimle ilgili doğru bilgi alamıyor diyorlar. Süper. Bunu çözmek için aslında bunu Ukrayna bazlı
başlatıyorlar. Ve Ukrayna haritası üzerinden görmeye başlıyorsun ama çok hızlı bir biçimde üzerine Suriye olayı ve benzeri olaylar patladığında genişlenmesi isteniyor ve şu an işte siber savaşlara da bakabiliyorsunuz. Dünyadaki hava hareketliliğine de. Bunları kim giriyor? Yani birden fazla harita mı var? Tek bir harita tek üzerinde. Tek bir harita var. Tek bir dünya haritası üzerinde biz yoğunlaşabiliyoruz belli bir yere. Evet evet. Yani belli girdiği sekmeler... kim yapıyor? İki tane kurucu var yanlış hatırlamıyorsam. Onlar mı sırf giriyorlar yoksa herkes haber girebiliyor mu şu anda? Belli nasıl bir editörlük işliyor? Süreci var aslında. Belli editörler seçiliyor ama bu editörler... sanırım iki tane tam zamanlı gazeteci tarafından bu editörlerin haberleri bir hani fact check'te bir gerçekliklerini uygun mu ya da çoklu kaynak mı diye kontrol edilip ondan sonra harita üzerinde gösteriliyor. Bir yandan da şöyle bir güzel geleneği var bu işin. Bir harita üzerinde bir logo görüyorsunuz. Aslında logolar haberin tipini size anlatıyor nasıl bir haber göreceğinizi. İstersen bir bakmaya başlayalım mı? Tabii mesela? Yani şu an bir app'ten kullanıyoruz aslında bunu. App'ten kullandığımız için olaylar... ve harita birbirinden farklı görünüyor. Bilgisayarda kullandığınızda app'inden farklı olarak daha yani doğrudan yandan da bakabiliyoruz. Bir akışla görebiliyorsunuz. Bu noktada örneğin şu an Suriye sekmesini açtığımdan ben Suriye'deki haberleri görüyoruz. Ve burada aslında işte ilk haberle ki gördüğünüz gibi bir saat önce olan olayı şu an buradan takip edebiliyoruz. Ve bir saat önce Rusya'nın uçaklarıyla 3 kamyonu vurduğunu görebiliyoruz. Buna benzer aslında haberleri buradan rahatlıkla takip etmek mümkün. Örneğin Dara'da yaşanan çatışmanın önemini anlamak istiyorsak, şimdi bu haber çok yeterli değil ama harita üzerinden göster dediğimde bana bir harita geliyor. Öncelikle yukarıdan baktığımda şeyi görebiliyorum. Dara denilen yer neresidir? Burası Ürdün kıyısında Suriye'nin İsrail'e yakın bir şehri. Sonra biraz daha yaklaştığımda şunu görüyorum. Burası aslında önemli bir çatışma noktası. Neden? Çünkü yeşille gördüğünüz renkler aslında Suriye'deki isyancıları temsil ediyor. Kırmızı ise Esad ve müttefikleri. Haliyle şurada baktığınızda şu Dara denilen şehrin, yani buranın çok önemli bir uç karakol olduğunu ve aslında... isyancıları ikiye bölen bir yer olduğunu görebiliyorsunuz. Onun üstüne biraz daha şehre yaklaştığımda gördüğünüz gibi burada bazı haber işaretleri var. Şu bomba işaretleri hava bombardımanını ya da işte havan topu atışını temsil ediyor. Uçak görseli aslında fotoğrafı çekilen bir uçak ve uçak modeline dair bilgiyi temsil ediyor. Öte yandan burada aynı şekilde yeşillerin yani İsyancıları temsil eden gruba dair de haberleri görebiliyorsunuz. Ki bence bu şöyle büyük bir avantaj. Her iki tarafın da haberlerini giren editörler olduğundan ötürü, yani evet haberin kaynağına da bakabiliyorsunuz site üzerinden ama bu aynı zamanda şu demek oluyor. Siz karşılıklı kaynakların söylediklerini görebiliyorsunuz. Anladım. Bu durumda sizin kendi gerçeğinizi değerlendirme imkanı tanıyor. Daha onları da basalım mı bir tane o haberin üstüne basalım ne tabii. Çıkıyor mesela? Hemen şuradan bir patlama haberi görüyorum işaretle. Zaten şurada şeyi görüyorsunuz ama... Şeye de götürüyor değil mi aslında? Evet. Daha da haber metnine falan, linkine falan götürüyor. Evet, yani desktop'ta götürüyor desktop'ta burada. Desktop'ta götürüyor, burada kullanamadım. Belki uygulamada açılmıyor ama o da açılabilir, evet. Ya şimdi tabii bu Suriye şeyde ilginç açıldı. Belki de hani herhalde internetimiz yetmedi. Ya örneğin bak burada mesela böyle bir video var. YouTube videosu postalanmış. Evet, altında yani üstünde haber, yeri, mekanı ki zaten bunu haritadan da kontrol edebiliyorsunuz. Altında ise konuyla, haberle ilgili videoyu görüyorsunuz. Ki onun altında da işte bombadan sonra yaşanan toz bulutunun fotoğraflarını görebiliyorsunuz aslında. Ya bu tarz bir haber takibinin özellikle böyle dış politikadaki bu karmaşıklaşan süreçlerde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya açıkçası biraz bir süredir Suriye'yi takip ettiğimden söyleyebilirim ki hatta işte Musul olayından beri konu ilgimi çektiğinden. Gerçekten ortalama bir insanın anlaması için haberler çok karışık görünüyor. Evet, evet. Özellikle yani Suriye'den bahsettiğimizde bir kere şunu net olarak söyleyebilirim. Koca bir örgütler bütünü ülke. Ve yani bu... Hani Esad da tek parça değil, onlarca örgüt var. Özgür Suriye Ordusu aynı şekilde, YPG aynı şekilde. Hala bu örgütler bütününün haberlerini anlamaya çalışmak oldukça karmaşık bir süreç. Ama bir yandan böyle bir harita üzerinden takip ettiğimde
kısa süre sonra şeyi fark ediyorsun. Benim işte haritadan gördüklerim üzerinden yaptığım yorum aslında bir gazeteyi açtığımda köşe yazarının da çok benzer yorumları olduğunu fark ediyorum. Bu noktada şeyi görüyorsunuz. Eğer bir habere ve bilgiye dair birbirine birleştirebileceğiniz arka plan bilgisi varsa bir köşe yazarı kadar siz de aslında konuya yorum yapabiliyorsunuz. Belki de daha iyi yapıyorsunuz. Yani burada aslında bir gizli kahraman var. Yani Türkiye'nin nadir Suriye uzmanlarından birisi karşımızda oturuyor ve bunu aslında istemeden bu hale geldi. Serdan yanlışlıkla Suriye uzmanı oldu. Tam olarak öyle oldu. Yani değerin biz olmasak belki de medyada yansımayacaktı. Sizden sonra gizli kalmaya devam edeyim hocam. Yok inşallah biz bunu paylaşalım. Belki demeç almaya, bilgi almaya, belki daha büyük medya kanalları da ulaşır sana inşallah. Genel olarak şey yapıyorum, okulumuzdaki öğrencilerin herhangi bir sorusu varsa konu üstüne gönüllü yanıtladığım saatler oluyor. Evet. Yani şeyi de anlayabiliyorum, gerçekten kafa karıştırıcı bir süreç ama yani... Yani şimdi bu arada Musul ne zaman alındı? Yani ne kadar zamandır sen bu şeyi takip ediyorsun? bu yaklaşık 3 yıl falan oldu sanırım. 3 yıllık yani zaten işin gücün yok değil mi başka? Yani yok tabii ama yanında bunu da yapabiliyorsun. Ya aslında şöyle yani yaklaşık şu an buradaki haberleri ve logoları gördüğünüzde ki uygulamadan tam nasıl yapılıyor bilmiyorum ama örneğin buradan Türkiye'ye de geçebiliyorsunuz. Evet. Ve Türkiye'deki de haberleri görebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de bu kadar şey değil değil mi? Şu anda şöyle, en çok yoğun olarak işlenen yer Suriye galiba. Ya aslında buradan haber takip etmeyi, haber takip etmek bir alışkanlık zaten. Evet. Varsa ondan hemen kurtulamıyorsunuz. Haber takibine buradan geçmiş olmanın bir sebebi de haberlerdeki hikayelerin artık yorucu gelmeye başlaması. Her haberin çok ciddi gerçekler dışında bir hikayeleştirilmiş kısmı var. Burada gördüğünüzde örneğin Türkiye'ye baktığınızda genelde hemen şuradan Ankara'dan bir logoya tıklayalım. Neymiş o? Çavuşoğlu'nun bir açıklaması. Rusya ile bir problemimiz yok. Ateşkesimizi güçlendireceğiz diye. Yine Suriye ile ilgili haber girilmiş. Çünkü yani biz zaten Suriye'ye tıklayarak şu an hikayeye bakıyoruz. Türkiye'ye baktığımızda yine Türkiye ile ilgili haber giriliyor ama daha ziyade ya doğrudan bir çarpışma haberi varsa bu ya da dış politikayla ilgili söylemler. Hala iç politikada bugün var olup söylenip yarın söylenmeyecek olan haberleri elemiş oluyorsunuz. Ve hani aslında asabiyete ciddi iyi geliyor, tavsiye ederim yani. Anladım. Peki yani şimdi ben de mesela bunu başka bir şey için kullanabilir miyim diye baktım ama bu tek bir şey. Peki benzeri şeyler gördün mü? Biz mesela zamanında bu arada... Hani crowd map'i kullanmıştık. Sen ona hiç bakabildin mi? Duydun mu? Bir baktım hocam. Hani seçim var da kullanmıştık. Tabii mesela bu daha böyle canlı, güzel gözüküyor açıkçası. Hani biz orada yani pek geliştirilmemiş o açık kaynak bir programdı aslında. Hatta şimdi belki bir yine hani bizde de seçim haberleri hiç bitmediği için aslında yapsak yeni bir yer arıyorum aslında. Bu çok güzel geldi ama tabii bu şey yani sonuçta birileri hani başlatmış o Ukraynalı arkadaşların projesi hani şey olacak hani. Ama benzeri ve açık kaynak olarak size imkan tanıyan da platformlar gördüm. Bundan sonra birçok benzerini deneyen oldu. Özellikle şey benim çok ilgimi çekti. Daha oyunlaştırılmış versiyonları var. Yani bu nispeten oyun kültürü olan için çok daha yakın bir şey bir harita üzerinden olayları takip etmek ama doğrudan bütün bir savaşı oyunlaştıran işler de var. Tabii bunun daha belli bir riskleri var. Çünkü hani burada sonuçta savaşın bu yapısının oyunlaştırılması ciddi de bir kırmızı çizgi aynı zamanda. Evet. Haberi eğlenceli almak bir yandan güzel, bir yandan ama senin için orada ölen insanlar belli logolara dönüştüğü zaman bu da ciddi bir sıkıntı doğuruyor. O yüzden daha oyunlaştırılmış versiyonları ne kadar doğru bir şey diyemeyeceğim. Onları da ama yine senden alalım da hani bir de biz belki seçim günü için hani bir şey yapacak olur hocam, bir alıcı gözüyle bakalım. Zaten onlarca linkini de paylaşırız da böyle bir proje başlatırsak diye. Peki yani hani özellikle oyunsallaştırma kısmını da azıcık açsana. Yani daha yani belki yani aslında evet, sık sık konuştuk burada ama başka bağlamlarda. Ya aslında yani konuya herhalde şeyden girmek daha doğru olur. Yani strateji oyunları siz de oynadınız. Özellikle tur bazlı oyunlarsa yani hamlenizi yapıp turu geçirdiğiniz oyunlarsa bu oyunlar genellikle bir harita üzerinden takip edilir. Ve bir zaten hani gören herkesin de ben haber takip ederken oyun oynuyor zannetmesinin bir sebebi de bu. Evet. Bu oyunlarda haritaların üzerinde genelde logolar olur. Bunlar sizin işte hamlelerinizi, oyuncularınızı ve benzeri elinizdeki kaynakları temsil eder. Ve bunlar üzerinden aslında oyunu oynarsınız özellikle strateji oyunlarında. Teknik olarak bu haritalı yapısı ve yani işte üzerindeki logoları işte net olarak grupların renklere bölünmesi falan gibi böyle açık sarı, açık yeşil gibi renklerle birçok şekilde aslında bize oyunları hatırlatıyor. Bu da aslında özellikle daha gerçeğe ulaşabildiğim bir haber portalında
insanların ilgisini çekmek için bence güzel bir yol. Çünkü hani oyun zaten çok yükselen bir alan. Oyuncu camiası çok ciddi, kendi içinde kültürü olan bir camia. Pekala bu camiaya haberleri sokabilmek bence epey faydalı bir durum. Çünkü hani hiç tanışmıyorlar demeyeyim ama haberlerle, ama gerçekten bugün dünyada dönen haberleri bu strateji oyun kültürüne sahip olan insanın algılaması da eğer tanıdığı bir biçimde sunulursa daha kolay oluyor. Anladım. Peki bu arada hiç bunun bir topluluk tarafı var mı? Yani sen burası üzerinden birileriyle haberleştin mi, tanıştın mı? Şöyle, istersen genelde öyle bir, benim gariptir ama dijitalden insanlarla tanışma kültürüm yok ama evet. Bir işte dediğim gibi buralara hani editoryal olarak çalışmak için girenler var. İki de düzenli olarak yorumcu olarak var olanlar var. Tamam. Yorum kısmı var ama işin gerçeği açıkçası şu hocam. Haritada göstereyim. Gördüğünüz yeşille mavi arasındaki renk aslında haritada Türkiye'yi temsil ediyor. Ha. Ve Türkiye bazlı yerel örgütleri. Ha. Yani Fırat Kalkanı operasyonu sonrası ki bölge burası. Türkiye bu operasyona başladıktan sonra aslında bu harita Türkiye'den de çok ciddi ilgi almaya başladı. Ve yani hani belki de yüzde olarak özellikle Suriye'yi takip edenlerin çok daha büyük bir bölümü Suriyelilerden, Araplardan falan çok Türklerdir. Ama biz buraya gelirken bir yandan trollük mesleğini de buraya taşıdık. Tabii ki. Ve yani yorumlar kalite olarak çok düştüğü gibi daha çok insanların amaçsızca birbirine bir şeyler söylediği bir yer haline geldi. Sanırım uygulama olarak bir sonraki aşamada geliştirmeleri gereken şey orayı daha bir forumlaştırıp daha bir diyalog platformu. Ben aslında Fırat Kalkanı başladığı zaman böyle kendimce bu bahsedilen köyleri bilmem ne, mesela Google Maps üzerinden baktım, bulamadım bazen. Belki de Arapça işte yani yanlış spelling olduğu için de olabilir falan, ama burada aslında dönüyordu olay zaten. Evet. Çok güzel, sen buradan adım aktif olarak köy takip edebildin. Keşke o zaman. Neyse, ya orada şey de zaten evet yakında da bitecek gibi gözükmediği için hani yine bakabiliriz zaten. Sanırım son dönem hani Amerika'nın müdahalesi sahada nasıl bir etki yaratacak görmek zor. Çünkü doğrudan yaptığı müdahale bir bombardımanda bulundu, evet. Fakat bir sahaya yansıması daha görünmedi. Haliyle savaşı ne şekilde uzatacak bunu kestirmek güç. Ama bu haliyle biraz da haritaya uzaktan baktığınız zaman şeyi görmek çok mümkün. Sarı gördüğünüz alan aslında YPG ya da işte Özgür SDG diye geçen grubun alanı. Kırmızılar Esad'ın alanı. Haliyle siyah gördüğünüz alan IŞİD'e ait, fakat şeyde IŞİD'in alanı varmış ya. Şöyle hocam, bu birazcık aslında illüzyon. Nasıl illüzyon? Şu an elinde kalan son ciddi büyük şehir aslında Rakka ve Tabga. Ondan sonraki kalan alan çok ciddi bir oranda çöl. Ve herhangi bir ciddi bir nüfus yaşamıyor aslında. Onun çoğu çöl yani. Evet, evet, haliyle IŞİD ciddi bir çöküş içinde. Herhangi bir cepheyi şu an tutturabiliyor gibi değil. Onun yanında Özgür Suriye ordusu uzun zaman sonra ilk defa işte bu kimyasal saldırı öncesi biraz kazanım elde etti. Ama şu haritada şeyi gördüğümüzde, sarı ve kırmızı rengin birbiriyle anlaştığını gördüğümüzde aslında savaşın çok da uzun sürmeyeceğini söylemek mümkün. Bu İdlib nerede orada? Şu alan İdlib dediğimiz alan aslında. Şu yeşil alan. Özgür Suriye ordusunun alanı. Bu arada buradaki koyu yeşiller dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Haritanın böyle güzel güncel bir tarafı da var. Biliyorsunuz son dönemden önce bir Astana konferansı düzenlendi. Evet. Özellikle Türkiye'nin ve Rusya'nın birlikte yürüttüğü bir süreç oldu. Bu süreçte bazı Özgür Suriye ordusu grupları, özellikle Tahrir el-Şam aslında konferanstan dışlandı. Ve konferansa kabul edilmeyip fazla radikal bulundukları için, ya bizim sonumuz geliyor herhalde. Bizim sonumuz geliyorsa biz şimdiden bayrak kaldıralım deyip Özgür Suriye ordusuna bayrak kaldırıp bir süre kendi aralarında çatışmaya giriştiler. O yüzden gördüğünüz gibi yeşillerin içinde bir de koyu yeşil renkler var. O hangisi şey olan mı? Bayrak kaldıranlar evet. mı? Evet. Tahrir el-Şam. Evet, ya orman değil orası yani. Değil. Anladım. Ama coğrafi şekilleri de yaklaştığımızda görmek mümkün. Bu arada mesela İdlib konuşuyoruz. Evet. İdlib'e yaklaştığınız zaman çok daha anlamlı şekilde şeyi görebiliyorsunuz. Evet. İdlib aslında bir kasabanın biraz büyüğü. Evet, bu arada evet, yani hayatta belki duymayacağımız bir sürü. Evet. Ve yani şeyi de anlıyorsunuz. Hani bir yeri, İdlib şu an siyasi olarak Özgür Suriye ordusunun en ciddi merkezinde olan yer. Ama İdlib aslında böyle büyük bir şehir ya da büyük bir yaşam alanı değil aslında. Ama tabii şu an için taktik, stratejik olarak önemli bir yer. Önemli çünkü şöyle, biz şimdi bizim tanıdığımız özellikle Türkiye ile de dostlukları olan Özgür Suriye ordusu bu tarafta. Öbür taraftan Ürdün tarafındaki Özgür Suriye ordusu daha, yani bu taraflar daha
Ürdün tarafından da desteklenen gruplar var. Hmm. Halde bizimle tam da ilişkileri yok. O yüzden buradaki haberleri biz kendi gündemimizde pek duymuyoruz. Anladım. Şu tarafa peki, daha çöl olan kısma geçtiğimizde burası yeni Suriye ordusu. Tamamen Amerika'nın yeni denediği bir deneydi. Tamamen Amerikan metotlarıyla yetiştirilen bir şeydi ama çok başarısız oldu. Peki, o yüzden duruyor. Hizbullah'ı ayrıca gösteriyor mu yoksa o Suriyeli mi? O aslında şey olarak zaman zaman çatışma haberleri geldiğinde şeyi görebiliyorsunuz Hizbullah nerede nerede değil. Normalde ama kırmızılar içinde. Kırmızılar içinde. Şey içinde. Ya zaten o çok önemli bir aslında algıda yanlışlık. Örneğin şey gibi düşünüyoruz. Özgür Suriye ordusu birçok örgütten oluşurken Esad hani bildiğimiz bir lider olduğu için çok tek parçalı gibi düşünüyoruz ama yani Hizbullah'ın yanında yaklaşık hani her Esad'ın cephesinde 20-25 başka örgüt var. Aslında hani örneğin Rusya Esad'dan niye vazgeçmiyor? Mesela çok önemli bir soru. Hani bunun şeyi görüyorsunuz. İki sebebi var. Birisi Rusya hayır dediği sürece bu coğrafyada kazanır durumda şu an. İşte veto ediyor, kazanıyor. Hayır diyor, kazanıyor. Ve eğer Esad şu an dünyanın gitmesi için bir numara isimse onun gitmesine izin vermemek zaten bir güç gösterisi. Bir psikolojik savaş da var. Ama onun dışında bu örgütler Esad'ı kabul edip bu savaş süresi içinde onun altında birleştiler. Şu kırmızı bölgede gördüklerimiz. Yani, ama lider değişirse anladım. Rusya bunu sürdürebilir mi ve bu yani örgütler devam eder mi? Hizbullah ve İran hani kuvvetleri dışında pek örgüt bilmiyordum. Yani şey Esad'ın yanında olan. Irak kökenliler var, İran kökenliler var, Lübnan kökenliler var. Hizbullah var. İşte daha İran'dan geldiğini bildiğimiz örgütler var. Milisler vardı bir tane, evet. Onlar ama işte onlar, şey gibi, yani, burada artık şehir ve kasaba elinde tutuyorsan, bir köyün varsa eğer bir örgüt olabiliyorsun. Çünkü önemli olan bir gelir elde etmek. Ve Esad da bu konuda örneğin Özgür Suriye Ordusu da öyle. Eğer o köyü senin örgütün tutuyorsa o köyden geçişte ücreti sen alıyorsun. Anladım. Ücreti sen alıyorsan bir gelirin oluyor. Bir gelirin oluyorsa kendini örgüt ilan edebiliyorsun. 3 dakikamız kaldı da özellikle böyle bir anlatmak istediğin bir an var mı? Ya da ne bileyim ilginç bir örgüt aslında, ya da şey hani burada bu 3 yıllık izleme sürecinde. Aslında aklına gelen şeyden çok bahsetmek isterim fakat app'ini kullanmayı bilmediğim için o konuda şey yapamıyorum. Benim için çok uyandırıcı bir andı. Suriye ve Irak haritasına ortak baktığım. Çünkü ikisine birden de bakabiliyorsunuz ve ikisine birden baktığınızda hani bu Suriye meselesi Irak'ın sıçradı falan diye düşünürken bir anda gerçekten şeyi fark ediyorsunuz. Bütün bu hani radikal örgütler dediğimiz örgütlerin çok kendi temelini aldığı bir nokta var. O da bu sınırlar sahte sınırlardır ve yanlış çizilmiştirdi. Ve bu haritaya tepeden baktığında aslında bunun doğru olduğunu görüyorsun. Burada gerçekten çünkü işte şu gördüğünüz örneğin IŞİD bölgesi aslında şu kırmızı sınır Suriye'nin sınırı fakat bu tarafına da geçiyor. Ve orada şeyi görüyorsunuz. Bu iki ülke ya dört ayrı ülke olmalı ya bu iki ülke aslında bir ülke. Bu noktada şeye de tepeden baktığınızda sadece Suriye'ye değil tüm Orta Doğu'nun problemine benim bakış açım değişmiş oldu. Güzel, teşekkür ediyoruz. Ne demek vallahi hocam? Yani böyle evet, belki ben de daha aktif izleyeyim bari ya, gayet eğlenceli gözüküyor. Ya özellikle tabii eğlenceli derken bir taraftan altını çizelim, yani burada insanlar ölüyor bir taraftan. Yani işte başka bakımdan gayet acıklı bir senaryo. Bu haftanın da sonuna geldik. Böyle ilginç bir seans oldu bence. Yani çok teşekkürler. Ben çok eğlendim. Gerçekten. Teşekkür evet. Ayrıca da tam istediğim bir konuk tipisin böyle. Hani soracağız, sen konuşacaksın, beni de çok yormayacaksın falan böyle. Sınırsız, çok güzel, ne zaman gayet lazım olursa. Evet. Çok teşekkürler. Bir hafta daha böylece bir program daha sona erdi. İki hafta sonra görüşmek üzere. Size de hoşça kalın diyeyim bari.